Bu kaçak ya hortumlarda oluyor ya da petekte oluyor değil mi usta? Oluyor, oluyor. Kompresörde de olabilir. He, kompresörde de olabilir. Bu iş yerinde neler yapılıyor? Neleri tamir ediyorsunuz mesela? Klima ile ilgili her şey abi. Araç üstü klimalar, ekipmanlar. Araç mesela otobüsler. Klima ile alakalı şöyle söyleyeyim. Önce biz azot testi uygulaması yapıyoruz. Evet. Azot testi uygulaması yaptığımızda kaçakların kılcal nereden kaçak olduğunu görüyoruz. Ayrıca mesela tek tek hortumları ayrı test ediyoruz. PT ayrı test ediyoruz. Kompresör ayrı test ediyoruz. Yani en ince kaçağa kadar azotla biz her türlü buluyoruz yani. Hiçbir sorun yaşamadık. Gelen müşteriye önce test yapıp yani oluşan hasarın maliyetini en ucuzdan başlatarak en son mesela bazı ustalar diyor ki kompresör bozuk diyor. Siz öyle yapmıyorsunuz. Yok, biz minimum şimdi geldiği zaman araç önce bir test yapıyoruz. Evet. Testten sonra arıza mesela dün bir araç geldi. Klima kompresörü arızalı dediler ama arıza ondan çıkmadı. Klima müşüründen çıktı. Evet. Daha yani, uyguna mal ettiniz. Daha uyguna mal oldu. 13 bin liradan 750 TL'ye mesela işi çözüldü. Tamam. Ankara'da bura Şaşmaz. Başkent Otosanayi. Ergazi Mahallesi. Ergazi Mahallesi. Yani yardımcı oluruz. Bu hangi sokak diye geçiyor bura? 1808 sokak No 27. 1808 sokak No 27. Şöyle Özçelik Oto diye de tabelası var zaten. Burak ustamızın burada numarası var. Uygunluk durumunu sorun. Ona göre geldiğiniz zaman yardımcı olur size. Azot testimiz de devam ediyor. Test bitti mi Musa usta? Yok abi, kaçak vardı, onu hallediyoruz. He, şimdi oradan sıkılıyoruz. Şu anda oldu da. Evet. Şimdi azot testi yapıyoruz. Evet, buraya bakın, büyük frigorifik araçlar da geliyor. Burada ben araştırdım. Burayı çok kişi tavsiye ettiği için ustamıza geldik. Allah razı olsun, yardımcı oluyor. Keskin ince fırında bak anlayın bir şey kadar güzel. Evet, testimizi yaptık. Kaçak yok. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.